İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Dopingin zararları ve alternatif çözüm yollarıyla başlayalım. Evet, doping çok sık konuşuluyor. Hemen hemen her spor programında konuşulan ve birçok sporcunun da maalesef isteyerek veya istemeyerek sporda daha aktif rol alabilmek, daha başarılı olmak için başvurdukları bazı metotlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping ilaçları veya yöntemleri yasaklanmıştır. Çünkü doping bir, haksız rekabeti sebep oluyor. İki, insan sağlığını tehdit ediyor. Kullananlar da birçok hastalıklar ortaya çıkıyor sonra. Mesela erkekler kullandığında ne oluyor? Erkekler kullandığında cinsel fonksiyonları azalıyor. Testisleri küçülüyor, spermleri azalıyor, göğüsleri büyüyor. Yani kadınsı organlar, yani ses konuşma şekli değişiyor, kadınsı konuşuyor. Yani anormallikler oluyor. Bayanlar kullanırsa anabolika, özellikle bu anabolika steroidler, hormonlar kullanılırsa bayanlarda tüylenme, kıllanma yoğunlaşıyor, kas. Erkeklerdeki gibi bir kaslanma ortaya çıkıyor. Efendim, istenmeyen bazı kistler oluşabiliyor. Karaciğere, böbreklere zarar veriyor. Urular sebep oluyor. Kanseri tetikliyor. Bu nedenle doping kullananlar sonunda ya veyahut da spor esnasında ayarını, dozajını bilemezse aniden ölümlere sebep olabiliyor. 1886 yılında doping kullanılmaya başlamış. Hollanda'da bisiklet sürücüler arasında başlayan bu haşhaş, eroin, kokain kullanma, alkol kullanma, anestetik, lokal ürünler kullanma vesaire. Sonra da bunlara yavaş yavaş Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yasaklar getirilmiştir. Geçici olarak kişiye daha fiziksel ve ruhsal aktivitesini hızlandıran bu ürünler çok çok tehlikelidir. Ne yapılabilir peki insanlar? Sporda veya body yapanlar, böyle vücut gelişimiyle çalışanlar ne yapabilir? Alternatif olarak ne var? Alternatif olarak spirulina, yani mikro yosun, mikro mavisi yeşil yosun 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. Makro mikro oranda, yani dengeli. Bütün amino asitler, yani esensiyel, yani besinlerde olan ve olmayan. Yani besinlerde olmayan amino asitleri dahi içerir. Dünyada tek gıda esensiyel ve esensiyel olmayan hepsini bir arada bulundurabilen. Omega 3, 6, 9 yağ asitlerini ve bunların alt türevlerini içerir. B1, B2, B3, B6... B5, B8, B9, B12 vitamini, A vitamini, H vitamini, K vitamini içeriz. Yani ben bunları, şimdi burada uzun bir liste var da saysam çok zaman alır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, geleceğin en iyi gıdası, Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda Kontrol Merkezi, FDA, en iyi besin takviyesi, Uluslararası Gıda Konferansı, en iyi doğal besin olarak nitelemişler. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş hücreleri yenilenir. Saniyede bir insanın vücudunda 50 bin hücre ölür, 50 bin hücre yenilenir. Bu ne yapar? Günde 15 milyar hücre ölür, hücre yenilenir. Yani vücudumuzdaki hücreler ölüyor, yenileniyor, ölüyor, yenileniyor. Ve saniyede insan vücudunda 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşur. Kişi şayet spirulina kullanırsa ne olur? Dokuların ve hücrelerin yapmış olduğu faaliyetler azalır. Çünkü vitamin yapacak, enzim yapacak vesaire vesaire. Bunları spirulina ile hazır olarak alırsa o zaman hücreler yatıp uyuyacak mı? Çalışacak, ne yapacak? Ha, enzim var, yeterince enzim, vitamin,
depolanmışsa hücreler, biz nasıl ki insanlar ilkbaharda bahar temizliği yapıyor evde, değil mi? Köşe bucak temizliyor insanlar, bayanlar. İnsan bünyesinde bütün faaliyetler de vücuttaki ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, ölü hücreler vesaire vücudu temizlemeye başlar. Arıtır. Ödem yok olur, asidoz yok olur, vücut yavaş yavaş kendini yeniler. Bu nedenle spirulina kullandığı zaman kişi gençleşir, dinçleşir, dinamizm kazanır. Vücudu arınır, temizlenir, doping bir enerji elde eder. Hazır. Çünkü her türlü enzim var. Anne sütüne eşdeğer, dünyada tek gıdadır. Dopingten daha etkili, hiçbir yan etkisi yok. Mesela Almanya'da benim bir tanıdığım vücut geliştirme sporları yapıyor. Adamcağız böyle olmuştu, kaslı. Bir gün burası patlamış, yırtılmış göğsü. 27 defa ameliyat ettiler, tutmadı. Çünkü bağ dokuları, kaslar gelişirken bağ dokusu zayıflamış. Adamın cinselliği gitmiş. Çünkü testisleri, bu anabolikalar testisleri küçültüyor, spermleri öldürüyor, prostatı büyütüyor, karaciğeri yavaş yavaş yalanmasına sebep oluyor, böbrekleri çürütüyor. Yani yan tesirlerin, anabolikanın saymakla bitmez. Bu nedenle doping almak tehlikelidir. Birçok genç hevesli böyle spor salonlarına gidiyorlar. Şu protein, bu protein, A, B, C proteini, ondan sonra problem başlıyor. Bütün proteinler, amino asitler, vitaminler alınan spor salonlarında satılıyor. Tehlikelidir. Çünkü sentetik olan her şey hücrenin yapısına, dokusuna uymuyor, kabul etmiyor. Ve bunlar birçok hastalığı tetikliyor. Mesela bayanın birine demir vermişler. Biraz fazla. Karaciğeri depolamış. Demiş ki doktor, yapacak bir şey yok. Bununla yaşayacaksın. Ne olacak? C vitamini içeren hiçbir şey yiyemeyeceksin. Çünkü C vitamini demiri tetikliyor. Zehirlenme tehlikesi. Onu yemeyecek, bunu yiyecek. Mesela prostat, iyi huylu prostat büyümesi olanlara E-vitamini veriliyor. Finlandiya'da 5000 kişi deneme yapıyorlar. İyi huylu prostat büyümesi E-vitamini nedeniyle prostat kanserine dönüşür. Kaş yapayım derken göz çıkardılar. Ne oldu? Neden? Çünkü E-vitamini olsun veya diğer vitaminler olsun sentetik, doğal değil. Spirulina, Allah onu çok özel bir yaratmış. İçerisinde bir insanın ihtiyacı olan her türlü vitamin, mineral, enzim, her şey var. Ve doğaldır. Hiçbir şeye gerek yok. Evet. Spirulina tek başına dünyada en etkili, en kaliteli dopingdir. Bir de beyinle ilgili doping söyleyeyim. Beyinle ilgili doping okuyanlar için, zekasını geliştirmek isteyenler için çok özel bir formül. IQ Plus. Özellik ginkgo, sarı kantaron, ginseng ve 19 çeşit bitki içerir. Bitki ekstresi daha doğrusu. Damıtılarak elde edilen bitki özütü. Bu da beynin fonksiyonlarını artırır. Kişiyi konuya odaklandırır. Hangi konuda olursa olsun, özellikle öğrenciler için. Bu da beyin dopingi. IQ Plus. Bu da beyin dopingi. İlkokuldan üniversiteye kadar. Okuyan okumayan. Yani mesleğinde başarılı olmak isteyen herkes aslında IQ Plus ve spirulina kullanması gerekir. Çünkü bunları kullandığı zaman kişi hem bedenen hem ruhen mükemmel bir performansa ulaşır. Vücudu arınır, hem beyinsel hem fiziksel mükemmel bir performansa ulaşır. Zamanla yavaş yavaş kademeli, acele yok. Evet, hamilelik problemleri diyelim. Ekstradan bir de özellikle kız ya da erkek çocuğu için sizin bir formülünüz var. Onu da izleyicilerimize söylerseniz. Evet. Şimdi hamilelik döneminde bayanların asla alkol kullanmaması gerekir. Asla sigara kullanmaması gerekir. Hamile bayanların sigara içilen yerde dahi bulunmaması gerekir. Neden? Alkol, ceninin, hamile bir anne alkol kullanıyorsa
doğacak çocuk Allah korusun ne olur? Gözleri tam gelişmemiş olur. Burnu gelişmemiş, dudakları gelişmemiş. El ve ayakları mükemmel, normal formla gelişmez. Zeka, zihinsel olarak normal bir, yani alkol kullanmayana göre %90 geri olur. Okul çağına geldiğinde alkolik bir annenin çocuğu okulda uyum sağlayamaz. Hani geri zekalı olabilir, tehlikeli. Yani hiçbir anne çocuğuna zarar vermek istemez. O halde hamile kadınların asla alkol kullanmaması gerekir. Çok çok tehlikeli. Çünkü alkol kullandığında karaciğer alkolle uğraştığı için, arıtmak için cenin beslenemez, yavaş yavaş zehirlenir. Anneler artı neye ihtiyacı vardır? İşte B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, demir, kalsiyum vesaire. Bunları sentetik olarak gider de eczaneden multivitamin şudur budur alırsa bu da tehlikeli. Çünkü doğal değil. O halde hamile olan anneler spirulina kullanırsa doğaldır. Fazla alırsa ıspanak yemiş gibi, pırasa yemiş gibi dışarı atar. Az yerse bir problem yok, çok yerse problem yok. Doğaldır. Spirulina. Bütün annelerin spirulina kullanması gerekir. Çünkü her türlü vitamin var. Orantılı olarak var. Gelişi güzel değil. Kim söylüyor? İsteyen Google'a girsin, baksın. Spirulina. Yüzlerce klinik araştırması var. Kansere dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Mesela Çernobil'deki atom reaktöründe meydana gelen reaktör kazasında etrafa yayılan radyoaktif madde küçük çocuklarda mide ve bağırsaklarda gastrit, ülser gibi rahatsızlara, enterite sebep olmuş. Ve bu spirulina ile radyoaktif maddenin yapmış olduğu tahribat spirulina ile tedavi edilmiştir. Evet, kız ya da erkek çocuğu isteyen çiftler için sizin formülünüzden bahsedecektik. Evet, şu sigarayı da söyleyeyim de ona geçeyim. Tabii ki. Sigara 4000 çeşit toksik madde içerir. Özellikle 40 çeşit madde çok çok ağır kanserojen maddedir sigara. Kadmiyum, polonyum 210, nitrosaminler vesaire. Benzol ve krezol vesaire. Yani kim ki hamile bir bayan sigara içiyorsa veya sigara içilen ortamda bulunuyorsa anne rahmindeki canın gelişmesi anormalleşir, spastik özürlü doğabilir. Çünkü sigaranın birleşimindeki karbon monoksit oksijeni, hemoglobini kendine yani bağlı olan oksijeni 300 kat daha kendine bağlar, çeker. Böylece oksijen yetersizliği ortaya çıkar. Beslenemeyen ceninin zihinsel ve fiziksel gelişimini önler. Bir anne hamileyse asla sigara kullanmamalı. Kullanıyorsa kendi çocuğunu zehirliyor demektir. Tehlikeli. Astım, bronşit vesaire birçok hastalığı tetikler. Yani bunlar saymakla bitmez. Bir de şöyle durum var. Bazıları istiyor ki çocukları çok zeki olsun. Zeki olmasını istiyorsa bir anne bol çilek yesin. %100 etkili. Çok zeki olur. Anne hamilelik döneminde bir bayan bol çilek yiyorsa çocuğu %100 zeki olur. Ben bunu kendim denedim, biliyorum. Evet. İkincisi, bazıları çocuklarının güzel olmasını ister. Çocuğunun güzel olmasını isteyenler ayva yesin, iyi olur. Bir de bazı insanlar mesela 5 tane kızı var, 6 tane kızı var, oğlu yok. İlla ki oğul sahibi olmak isteyenler var. Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyorlar. Sperm sayması diyorlar. Sperm saydırıyorlar efendim. XY kromozomu ve XX kromozomu diye spermler, iki çeşit sperm vardır. XY kromozomu taşıyan spermler erkeklik sperm denir. Erkeklik hormonu taşır. XX kromozomu taşıyan spermler ise dişi sperm denir. Dişilik kromozomu taşır. Dişilik kromozomu taşıyan spermlerle, yani erkek spermlerle dişi spermler arasında bir fark var. Nedir? Erkek sperm hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi sperm yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Ne anladık bundan? Şu. Erkek hanımından önce inzal olursa, eski kelime yani boşalırsa, erkek spermler hızlı hareket eder, hedefi bulamaz. Çünkü
Yumurta, yumurtalıktan henüz yola çıkmamış. Anne rahmine gelmemiş. Erkek spermler ne olur? Yani erkek önce, hanımından önce boşalırsa çocuk ne olur? Erkek çocuğu. Eğer sabreder de hanımını rahatladıktan sonra erkek kontrollü hareket eder de hanımından sonra boşalırsa çocuk kız çocuğu olur. Çünkü dişi spermler daha uzun ömürlüdür. Hedefi bulur. Bu nedenle çocukların kız veya erkek doğması annenin elinde değil, babanın elinde. Kontrol babada, annede değil. İstediği zaman, isterse kontrolü hareket ederse. Ha bu saçma bir şey değil. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'e o zaman gelmişler, sormuşlar. Demişler ki işte benim 3 tane, benim 5 tane, benim 10 tane şu kadar kızım var. Erkek çocuk sahibi olmak için nasıl olacak demişler. Peygamberimiz onlara anlatmış. Hadis var. Şu şekilde yaparsanız erkek, bu şekilde yaparsanız kız çocuğunuz olur demiş. Bu da ilmi olarak ispatlanmıştır. Yeni bir şey değil. Ben bu konudaki hadisi Profesör Doktor İbrahim Canan'ın hadis kitabında okuyunca o zamanlar 30 yıl önce şaşırmıştım. Allah Allah demiştim. Demek böyle bir hadis var. Uygulamasını da yaptık yani elhamdülillah. Evet. Çocuklardaki gelişim problemleriyle devam edelim o zaman. Evet, şimdi şöyle. Gelişimi sağlayan hormonlar var. Bu hormonlardaki anormallikler neye tetikler? Efendim, gelişim yavaşlayabilir veya hızlanabilir. Hipofiz bezesi somatotropin denen bir hormon salgılar, artı somatostatin denen başka bir hormon daha salgılar. Somatotropin çocuğun gelişmesini sağlar. Normal, dengeli, sağlıklı gelişir. Somatotropin fazla olursa uzun boylu olur. Dengeli salgılanırsa normal olur. Az salgılanırsa kısa boylu olur. Somatotropin salgılandığında karaciğerde somatomedin denen başka bir hormon salgılar. Büyümeyi hızlandırıcı. Burada bir denge vardır. Eğer ki kişinin hipofiz bezesinde bir anormallik varsa, kist oluşmuşsa buna mikroadenom denir. Bu da gelişimi engeller. Genellikle bir çocuğun, küçük bir çocuğun gelişip gelişmediği, gelişiminde bir anormallik olup olmadığı 3 ile 9 yaş arasında belli olur. Daha önceden veya sonraki yaşlarda da artık bir şey ifade etmez. Bu yaşlarda fark edilirse, yani gelişip gelişmediği sürekli kontrol edilirse tedavisi mümkündür. Devreye hemen girilebilir. Hipofiz bezesinde eğer ki kist varsa veya başka bir anormallik varsa iksirle bu halledilebilir. Çok kolaydır. İksir 40 kilit otundan yapılan çok özel bir formülümüz var bizim. 40 kilit forte diye. Bunları kullandığında bu problem aşılır. Eğer ki karaciğerde bir problem varsa, yağlanma varsa, herhangi bir başka bir problem varsa karaciğer somatomedin salgılayamazsa hormonu, bu da gelişimi engeller. Günümüzde gelişimi sağlayıcı sentetik olarak somatotropin denen hormon üretilmiş, fakat sentetik olmadığı için, doğal olmadığı için birçok kişi de birçok hastalığı tetiklemekte, yan tesiri sayılmayacak kadar çok. Yani bazı insanlar çocukları için bu kimyasal ilacı alıyorlar, kullanıyorlar ama yan tesirlerinin çok olması nedeniyle tehlikeli, kimyasal. Bu nedenle kimyasal ilaçtan uzak durmak, öncelikle şifalı bitkiler ve şifalı bitkilerden elde edilen ekstrelerle tedavi denemek daha faydalıdır. Evet, kısırlığın nedenleri nelerdir? Kısırlıkla devam edelim. Evet, bayanlarda ve erkeklerde farklı farklı tabii ki sebepleri var. Eğer ki yine biraz önce söylemiş olduğum gibi hipofiz bezesinde bayanlarda mikroadenom veya makroadenom oluşmuşsa prolaktin hormonu yükselir. Prolaktin hormonu östrojen ve gestrojen hormonlarını baskı altına alır. Bayan hamile kalsa bile zehirlenir. Hormon anormalliğinden dolayı cenin ölür. Yani doğum yapma şansı yoktur. Düşük yapar. Bu nedenle öncelikle hamile kalan bayanda herhangi bir anormallik söz konusuysa hormon anormalliği, bunu tedavi etmek mümkündür. Bununla ilgili ne var? Hayıtla ilgili çok güzel
çalışma yapılmıştır. Bu tohumu, gördüğünüz hayetin tohumu, Profesör Feldman, Profesör Dittmar, Profesör Libil, Profesör Peters vesaire birçok ilim adamı hormon anormallikleri nedeniyle ortaya çıkan kısırlığı tedavi etmişlerdir. Adet düzensizliklerini de tedavi edilebilir. Hayit, sadece hayit değil ama burada çok özel bir kombinizasyon, formül geliştirdik biz. Hayit forte diye. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş oradan çıkar, kalkar. Erkeklerdeki kısırlığın sebebi ise birçok sebep olabilir ama bunların başında varikozun kısırlığa sebep olabilir. Varikozun bilindiği gibi genellikle küçüklüğünde, çocukluğunda kaba kulak geçiren kişiler büyüdüklerinde 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra kaba kulağa sebep olan virüs, paroksima denen virüs 10 yıl, 15 yıl sonra yukarıdan aşağı iner, testislerde epididim veya testis üstü bezelerde epididimit denir. Epididimit de testislerde faaliyet gösterir. Yani tahribat yapar. Bu da kısırlığa sebep olur. Varikozula sebep olur. Yani paroksoma denen virüs ve başka bel soğukluğu hastalığı vesaire birçok kist vesaire kısırlığa sebep olabilir. Bununla ilgili çok güzel bir formülümüz var bizim. Ozon forte diye. Ozon yağı. Çok özel bir formül geliştirdik. Eğer ki testislerde iltihap varsa, kis varsa veya epididimitte iltihap veya kis varsa ozon yağıyla masaj yapmak gerekir. Ozon yağı. Evet, ozon yağının birçok faydası var. Bunun dışında ne gibi faydaları var? Biraz buna da değinecek olursak ozon yağının faydalarına. Ha, bu ozon forte normal diğer ozon yağlarından farklı. Piyasada bilinen ozon yağları sadece zeytinyağının ozonlanmış halidir. Bizim üretmiş olduğumuz ozon forte ise farklı. Birleşiminde sarı kantaron forte, biberiye, sarı kantaron yağı, biberiye yağı, kekik yağı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Tamamen doğaldır. Yani normal piyasada bütün ozon yağları sade zeytinyağları ozonlanıyor ve ozon yağı diye satılıyor. Bizim üretmiş olduğumuz ozon forte farklı bir şey. Hem masaj yağı olarak kullanılabilir. Kullanıldığı da ta kemiklere kadar işler. İlk ozonu ilk keşfeden kişi Otto Warburg. Dünya çapında tıp alanında 2 defa Nobel ödülü almıştır. İnsan sağlığıyla ilgili yapmış olduğu bu büyük buluştan dolayı. Ozon neden farklı? Ozon bağırsaklarda mesela zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda, faydalı bakteriler oksijenli ortamda yani arob, anarob farklı ortamlarda yaşarlar. Ozon yağı içilebilir de günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı. Bağırsaklara geldiğinde ozon zararlı bakteri ve mantarları yok eder, yakar. Faydalı bakterilere zarar vermez. Harici olarak da kullanıldığında ciltteki zararlı bakteri ve mantarları yakıcı özelliğe sahip. Kulak ağrısında vesaire birçok rahatsızlıkta kullanılabilir. Ozon yağı çok etkili, güzel, herhangi bir yan etkisi yoktur. Evet, çocuklardaki gelişimden bahsetmiştik. Zeka gelişimine de biraz değinelim. Programımızın sonlarına doğru geliyoruz zaten. Evet. Zeka ile ilgili söylemiştim. IQ Plus. Yani çocuklukta sadece ders çalışan yetişkin öğrenciler için değil de çocuk yaşta da verilebilir mi bu? 6 yaşından sonra daha evet, uygundur. Belli bir çünkü, yaşı var yani. Evet. Evet. Bilmiyoruz küçük bebekler için ne gibi etkisi ama yan etkisi falan yoktur da. Yani ginseng, ginkgo, sarı kantaron özellikle ilgili klinik araştırmalar yapılmış ayrı ayrı. Herhangi bir yan etkisi yok. Fakat yine de 6 yaşından küçüklere uygun değil. Yani 6 yaşından sonra her yaş grubu kullanabilir. Bunun özelliği nedir? Beyni temizler, arıtır. Negatif düşüncelerden. Stresi, gerilimi atar. Mesela lisede, üniversitede imtihana giren kişi bildiği konuyu ne yapıyor? Çoğunlukla o heyecandan, o gerilimde, o streste unutuyor. Dışarı çıktığında, şunları yanlış yapmışım. Keşke acele etmeseydim diyor. Bildiğinin bazı gençler, bildiğinin belki %50'sini yazıyor, %50'sini dışarı çıktığı zaman anlıyor. Rahatladığı zaman, o gerilimi stres üzerinden attığı zaman aklına geliyor. Oysa
imtihana girmeden önce herhangi bir imtihan fark etmez. Hangi imtihan olursa olsun. Alko Plus kullandığı zaman imtihana girdiğinde relax oluyor. Zaten rahatlıyor. Üzerindeki gerilim, stresi atıyor. Bildiği her şeyi oturma odasında oturuyormuş gibi kendi odasında olduğu gibi yazar. Hiçbir gerilim, stres olmaz. Gerilmez. Bu nedenle bunu iki Türk ilim adamı 15 yıl çalıştıktan sonra doçent doktor Kemal Bey ve kimyager Deniz Bey'in çalışmasıdır. Biz bunu aldık, geliştirdik ve daha etkili hale getirdik. Mükemmel bir formül elde ettik. Yani kullanımında herhangi bir yan etkisi yok. %100 doğal. Her yaşta herkes kullanabilir. Hatta sunucular da kullanırsa rahat olurlar. Relaksı gerilmezler. Evet, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.